Ne yaptım ben sana anlatmak ister misin? Ya Bodrum'da Eylül'de, Eylül'ün başında Tren diye bir beach club'a gitmek istedik. Taksiyle oraya kadar indik. Ondan sonra o beach club kapanmış, sezonu kapatmış. Demet kalınmış bir de. Demet'ciğim sen bu saatte bu sezonu nasıl kapatıyorsun bilmiyorum valla. Neyse, yandaki beach club'a gittik. Yandaki beach club'da diyor ki sadece otel müşterilerine. Yani bileceğiniz şimdi giriyoruz bir beach club arıyoruz diyor Bodrum'da. Kardeşim de yürümeyi ne sever ne sever. Varcık az kaldı. 200 metre. Az kaldı. Az kaldı gel. Az kaldı. Terledin mi? Ama çok güzel giymişsin. Teşekkür ederim Zara. Üstüm. Primark shorts'um. Ben de benim de üstüm Zara ve bu tatil Alaçatı dahil her şeyim Zara giymiş hiç fark etmeden. Seviyoruz. Roja alıştırdı bizi değil mi yani? Kesinlikle. Her gün bizim evimize bir diğer kardeşim. Her gün bir paket geliyor. İşte bizim de canımız çekiyor değil mi? Aynen. Ama bu sezon güzel şeyler vardı Zara'nın. Evet. Çok bizim sevdiğimiz böyle çiçek, böcek şeyler var. Şimdi biz eski bir tanıdığımızın yerine gidiyoruz. Bakalım. Eski tanıdığımız yok artık orada ama amcam sahibini tanıyor. İnşallah isim kullanılarak otelin içini kullanabiliriz. Yoksa eve kadar yürüyemeyiz. Değil mi? Eve mi yürüyeceğiz? Yok yok çok yaptım. Neyse sonunda bir çikolatamızı bulduk. Dediğimiz gibi tanıdığımızın bir yerine bir 500 metre falan yürüyecekti ama şimdi ben güzelce bir yüzeceğim. Sen yüzmeyeceksin değil mi bugün? Yüzeceğim. Birazdan taksimizi söyledik. Amcamın bir restoran var ki Müşik'te. Orada yemek yiyeceğiz bu akşam. Yarın da zaten biliyorsunuz ki yolcuyuz. Onun için muhtemelen biraz daha dinleyip yemeğimizi yiyip havaalanına gideceğiz. Yarın akşam uçağımız saat 10 gibi falan. Aynen. Bodrum'un denizini çok seviyorum ya. Alaçatı biraz daha şeydi hani böyle tuzlu değildi, gözlerini açabiliyordun ama Bodrum biraz daha tuzlu ama o kadar da değil. Mersin ve Antalya'ya kadar değil en azından. Evet, tatil nasıl geçti? Biraz stresli bir tatildi benim için. Özellikle Mersin'de olduğum süre içerisinde. Daha fazla sözümüzü erteleyemezdik çünkü ben dönecektim ve
Koronavirüs yüzünden ne zaman geleceğimiz belli değil artık. Ne zaman gelebiliriz o da belli değil. Artı Nisan'da evlenmeyi düşünüyorduk. Yani sözlenmeden evlenemezdik herhalde ailem. İsim vereceğini düşünmüyorum. Öyle biraz garip bir süreçten geçtik. Nikahımıza kıydık. Ve bunların ikisi o kadar stresli zamanlardı ki sanırım birkaç kilo verdim o an. Ama sorunsuz geçti Allah'a şükür. Ve giderinden 2 haftada geçmesine rağmen kimse bir korona semptomu söylemedi. Bu da güzel haber çünkü yani bu da bir aldığımız bir riskti maalesef. Selam verir misin neyse, YouTube kanalıma? Arkadaşlar The Baby'n ablamın kanalına hoş geldin. Evet. Söyle. Ne diyeyim? Duymadım. The Baby'n ablamın YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, Baby'n ablamın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Güzel kızlar varsa linki aşağıdan yapıyorum. Instagram linki. De abone olun. Abone olun. Artık linkimi aşağı ver. Tamam. Tamam. Kaydırın ama tamam. Şeyleri görmez biraz da. Amcacığım, yeni mekanın da hayırlı olsun. Gümüşlük'te. Teşekkür ederim. Yayınlayacak mısın? Evet, yayınlayacağım. Gerçekten sana reklam yani, yapacağım. YouTube'dan mı koyacaksın? Evet. Şimdi mekanını yarın videoyu çekeceğim. Allah Allah. Evet. Heyecanlı. Ne? Yeğenimin kanalına abone olun çocuklar. Yeğenimin kanalına abone olun gençler. Yarın bizim evi gezeceğiz deyin. Yarın bizim evimizi gezeceğiz. Sonra yeğenime sportumuzu bekliyoruz yani. Destekleyin. Desteklerinizi bekliyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Bu da benim küçük kardeşim, küçük bacı. Bu sabah bacım. 500 metre yürüttüğüm ağlıyordu az kalsın. Amca, 500 metre. Mahvoldum ya. 500 metre yürüttüğüm ölüyordu. Mahvoldum. Neyse, Gümüşlük'te amcamın mekanı Atatürk Caddesi. Atatürk Caddesi değil mi burası? Çekten Atatürk Caddesi mi burası? Atatürk 1. Cadde. Atatürk 1. Caddesi'nde. Ice Gümüş. Ice Gümüşlük. Gümüşlük Mahallesi'nde. Bodrum Muğla. Yanınız içerse bekleriz. Harika mezeler yapıyorlar. Çok güzel et yapıyorlar. Çok güzel balık yapıyorlar. Amcamın olduğu için demiyorum. Amcamın olduğu için söylemiyorum. Gerçekten de ailem kaç gündür buradayım. Kavuşmam o. Onun için bu sezon bitti belki olabilir sizin için. Ama gelecek sezon kesinlikle beklemez. Ve bu kardeşim de burada çalışacak. Çok heyecanlı bu konuda. Yazın buradayım. Gerçekten çok heyecanlıyım valla. Güzel olacak. Yazın burada. Sizi fanlarımı bekliyorum. Kesinlikle size güzel bir şey yapar. Kedinin rahatına bak baba. Ay. Hadi lan Ay, hadi. Maskemiz yok ama. Nasıl şey olmaz ya. Olur mu? Var çantamda var. Ne? Maske. Benim bir tane. Resim var benim burada olacak. Arabada. He. Kötü olurdu. Olmaz. Bugün son günümüz. Evet. Bodrum'dan gitmek istemiyoruz. Aynen. Amcamız bize çok iyi bakıyor burada. Evet ya. Nereye gidiyorsun? Bu akşam saat 10'da uçağımız. Şimdi Temel'in yerine geldik Yalıkavak'ta kahvaltı yapmaya. Burayı çok seviyorum. Ben de Roja daha önce gelmiştik. Tavukları var burada. Kendi çiftlikleri var. Her şeylerini kendileri üretiyorlar. Bütün meyvesini, sebzeni. Bir tane amcacığım. Bütün meyvelerini, sebzelerini falan harikaya.
kabak çiçeği dolmasını resmen bir saat önce toplamışlar ve şimdi önümüze geldi. Kahvaltımız şöyle. Beğendin mi? Evet, çok güzel. Gerçekten. Amcacığım, sen buranın zaten her daim müşterisisin. Evet. Beğeniyor musun burayı? Beğeniyorum burayı. Çok organik. Evet, her şey organik. Hatta şu bahçede tavuklar var, oradan yumurta geliyor. Şurada bir bahçeden de zebzeler, meyveler geliniyor. Sonra göstereceğim size. Şimdi bahçenin öteki tarafındayız. Burada da dolmalık biberlerimiz var. Normal biberlerimiz, mısırlarımız. Bir de bakalım ne varmış. Bu kavun mu, kabak? Bak, kabak çiçekleri. Daha demin burada şey yaptılar, bunları toplayıp resmen dolma yaptılar bizim için. Çok güzeldi. Şurada domateslerimiz var. Bakın burada da yumurtamızı sağlayan tavuklarımız var. Üzüm buldunuz mu da bir tanesi şöyle alıyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? Kim gitti senin? Nereye gitti anneciğim? Ne? Uy 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 uy. Gel gel gel. Annen mi gitti seni? Anneyi mi bekleyeceğiz biz şimdi? Şimdi gözü yollarda bekleyecek. Ben çok burada durduğu için. Arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hayır Bey, bu ablamın kanalına. Senin kanalın değil mi? Burası eski Gevdan Aşireti Şahi kabilesinden 1400'lü yıllarda Osmanlı Devleti'nden almış. Ya bir kere ben ne bileyim bu durumun tarihini. Çok güzel ama. Sol taraf Gümüşlük, sağ taraf Yalıkavak. Tam şu kavşakta Migros'a, şu Migros'tan şuradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten birleşimi yani orada, Yalıkavak'la Gümüş'ün geçişi dikkat edin burası. Orada bir alkol kontrolü var. Aynen, jandarma 7-20'de odası. Sakın ehliyetsiz araç sürme, yoksa benim gibi 5000 TL ceza yersiniz. Aynen. Artı burada şimdi gördüğünüz iki tane çok güzel manzara var. Biri benim tabii ki ilk önce. Diğeri de Bodrum. Aynen öyle. Tabii Sinem'i saymadım. Sinem'i sayarsak 3 güzel manzara. Sinem de 8. dünya harikası. Aynen. Yo, o 9. Ha? 7 var. 7 vardı değil senin mi? Senin her yerin harika olsun, neye yarar ne ya? Tamam diyorum, az önce. Tamam. Benim abla. Evet. Şey demişiz, şuradaki bizim. Rıza, seninki hangisi? Söyle hangi? Oluyor. Ben nasıl istiyorum biliyor musun? Bu çok ufak kalıyor. Onlar çok gereksiz büyük. Aynen. Bak şu maviyi görüyor musun? Tam ucundan görürsün. Yarım tam bırak. İdeal benim istediğim. Evet. Yani dolu dolu şimdi yaşayacağım benim, bir tekme. Bizim kuzenimiz Rıza. Evet. Dayımızın yaz oğlu kenara, kendine 2028'de olma ihtimali var. Hayır, kendi teknesine götürecek bizi şimdi. Şimdi biz açılacağız. Bikinilerimizi gönderdik Vale'yle. Şimdi bizi bekliyor tekneler. Nusret'te bir yemek yiyeceğiz. Nusret'te aynen. Nusret'in önünde park etti biz çok yürümeyelim diye. Ama ben bir şeyimi unutunca işte gitmek zorunda kaldık geri. O kadar da düşünceydi. Yolumuzu uzattı işte. Yunanistan'dan geliyor şimdi oradaki. Evet, teknesiyle Yunanistan'dan geliyor. Bir Rıza bir yerde. Kaburgalarımızı kesmesi için. Şöyle bir salt bey yapmak için gelecek işte. Geçen de gittik bu arada biz Nusret'e yediğimiz kazı. Biliyorum, anlattı.
Sen tecrübesiz gittin. Ben gittim öyle kazıklanma ama. Hadi. Tabii. Ama bizi bak sen... Söylediğin söylersem gülersin. Nerede? 3 kişi. Nerede? Ne kadar ödedik? 320. Sen ne yedin ki? Çorba. Çorba. Çorba içti. Köfte köfte. Köfte ya da burgerleri de ha, burgerleri de uygun 85. Aynen. Burger. O zaman bir penny bile harcamadım bu tatilde biliyor musun? Harbiden. Beleşti. Ama gerçekten ben bir pence bile harcamadım bu tatilde. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ben az önce çekler dondurma aldım ilk defa kullandım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence Sinem geldiğinden daha çok parayla getiriyor. Gerçekten öyle ama biliyor musun? Babam da üstünde para gönderiyor bana. Harcıyor mu? Harcamıyorum. Rojlarla oldu mu Rojlarla? Ben ne olduğumu ben asla. Kimin ne olduğunu? Cihat amcaya zaten Cihat amca izin vermez zaten. Kimse kıyamıyor sana işte. Aynen. Öğrencisin ya. Yani. The opening scene she just window says picture inside. Ne bir bakalım neredeyiz. Gene. Ama keşke ilk başta geldiğimizi çekseydik. O daha havalıydı. Değil mi? Olsun. Ama o arabada unutmuştum. Şey çantamda unutmuştum. Merhaba. Yine mi gaza geldik, Nusret'e geldik? Evet, sıcak. Evet. Şuraya en sona otur. Şuraya oturalım mı en sona? Tek gölge o yani. Ya da şuraya bak. Tamam, oturalım. Biz abi biz kuaföre gittik Mersi, tamam mı? Sun Kuaför diye bir yer. Ben saçımı kestirdim. Hı-hı. 500 lira ödedim. Bir kestirmeye mi? Bir tane sağda. Ablam saçını boyadı. Acaba düz bir boya. Kahverengi. 700 lira verdi. Abi İskoçya'dan geldi dedi. Hayır hepsi öyle. Hepsi bilmiyorlardı da. Kim? Ben de bak. Sabit miymiş fiyatı? Bak. Elimden ikinci gün çıkan manikür ve pedikür yaptırdım. 200 liraya yaptım. Hayır ama sadece jeli 200 liraydı. Bir de manikür pedikürü de 100'er lira aldı. 400 lira. Ya insan ayakları ve elleri değer mi ya? Özgün için saçını böyle dalgalı yaptı ya. Bir saat sürmedi o saç 400 lira verdi. Aynen öyle. Ne diyelim? Bodrum'a ilk geldiğimiz gün geldiğimiz Nusret'e geri geldik. Asla gelmeyeceğiz dediğimiz. Ben de Sinem dedik ki buraya asla gelmeyeceğiz. Hangi asla. Baksana hangi eti? Engin ben Sinem buraya geldik. Ondan sonra hangi eti almıştık? Böyle 500 gramlık bir et almıştık. Ha dur steakler değil mi? Steakler. Dallas. Ha aynen Dallas. Dallas steak'i yedik üçümüz. Keşke çekseymişim de bir şey yazsaymış ya. Ama zaten fiyatları falan zaten şeyde var. Web sitesinde, menüsünde, web sitesinde var yani. Web sitesinde yok mu? Menüde var. Ha web sitesinde yok. Neyse yok. Sonra bir daha dedik. Tişörtleri bastı, tişört bile sattı. Bir daha dedik ki buraya gelmeyiz dedik. Ah kazı bir kere yedik deriz. Gelir miyiz? Hayır. Ama Rıza yine buradayız. Rıza dedik ki burgerleri çok güzel. Burgerleri çok güzel. Biz de dedik. Biz de geldik. Hayır dedik ki 3 kişi geldik ben dedi. 300 lira hayır, sadece hesap edin. Hayır korktular. Gelip acemi yemek yediler. Hı. 100 lira ile 400 lira hesap patabildikler. Bunlar onlara öğretti. Ama bizim hesabımızda 1300 lira hesap ödedik. Neyse canım çok basit yemek canım. Yedik bir de. Yani bir de et de. Bir de sizin olduğun başka bir konu var. Yani et söylüyorsunuz tamam mı? Ama yanında bir garnitür gelmiyor. Gelmiyor. Yani böyle bir patates püresine de bir 50 lira veriyorsunuz onun üzerine. İnsanın zoruna gidiyor anladınız mı? 125 kişi başına kadar yiyor 60. Yani. Bununla bile kalkabilirsiniz. Yalnız abi ama o da rezil ya. Taco burger. Geldi mi geldi. Bir de ne biliyor musun? Bir iki fotoğraf çektin mi çektin. Bak taco burger de ne biliyor musun şey cipsa. Cips. Doritos cipsinden yapılıyor. Cipsin içine şey. Etli bir şey koyuyor. Belki vejetaryan diyorlar. Neyse gelmeyiz dedik gene geldik. Sonra dedim ki ben lokum burgeri deneyeyim. Eğer beğenirsen bir daha gelişimde lokum ye. Yalnız ya. Babamı story'mden engelledim ama görmesin diye bize çok kızar çünkü. Ne yedin altın yedin. Ya
harbiden de. Canınız altını çekiyorsa Rıza bize ısmarlar. Aynen. Teşekkürler. Tamam. Değil mi ya? Şimdi. Sence o çanta ne kadardı sence? Sence ne kadar işte? Siz bu markayı biliyorsunuz, ben size söyleyeyim. 3500. TL mi? TL. Olsa şimdi alırım. Tabii pound'unuz var, anasını satayım size. O çanta 20.000 TL. 20.000 TL. Ha. Ne gerek var, kalk gidelim. Hadi. Çok ayıp. Hadi gel. Hadi içeri gidelim. Hani Nusret'ten para şey yaptık, bari gel burada kazık yiyelim. Hadi gel. Ha, ama dur canım, hayır ya. Ne yazıyorsun? Ping pong oynamak isteyenler. Ah, kaykayı da varmış. Ne aldın Sinan? Ne aldın kendine? Bir şey geldi. Söyler misin bize ne geldiğini? I go, Türkçe. Türkçesi ne ki bilmiyorum. Cüzdan. Cüzdan. Aa, burada var da. Sinan kendine. Bundan aldı. Çok kalp sığıyor bunun içine, baksana. Aynen. Çok tatlı. İçindeki 4 tane falan giriyor sadece. Evet, Louis Vuitton alacak bir tane kendine ama bunun içine çok daha fazla giriyor. Ve o kadar da kalındı. Kalındı diye kendini bununla avutuyor. Bir de gerçekten lazımdı. Mesela ben sadece kartlarımı çantamın içine atıyordum. Evet. Ve hep kayboluyordu. Muhtemelen öyle kimliğimi kaybettim. Bir bilgi var diyor da diyor bu arada alışveriş yapmadan yukarıda bir terasa çıkamaz. Onun için. O yüzden zorunlu bir en ucuz şeyi aldık ama. Yok ya. Ama bir şey söyleyeyim Rıza abi. Bu terasa oturmak için kaç bin TL verdik. Alışveriş yaptınız mı? Ha. Tamam. Hoş geldiniz. Dinlama, hoş geldiniz. Aynen. Al şunu kap. Ne? Aynen. Şurada bir fotoğraf çekelim. Gel çekeyim. Karanlık etmişim şarjı. Ucuz bir şey alınca böyle oluyormuş. Ama burada o kadar da ilgili değillerdi. Ha, hiç ilgili değillerdi ya. Takma. Ay, ne almışsın ki zaten? Değil mi? Neyse. Neyse, unboxing yapalım bence. Bak, Rıza GoPro'dan çeker, ben de telefondan. Hem de buranın üzerinde, this canvas buranın üzerinde çek. İyi, o zaman tamam, unboxing yapalım. Arkadaşlar, şimdi Nusret'ten çıktık. Nusret'ten çıktık, Dior'a girdik. Kuzenim Rıza için de şeye gidecektik, Rolex'e girecektik ama... Ay, cüzdanını arabada unutmuş ya. Dedi ki siz gidin ben sonra... Dedi ki siz gidin ben sonra geri geleceğim. Ben bu adamı tanıyorum zaten, arkadaşım.
yatımda beraber içiyoruz falan. Dedim okey o zaman kuzen. Biz yolda yürümeseydik canım. Sonracığıma Sinan bana diyor ki senin geldiğin her tatilde bir şey harcıyorum. Her şey bir tatilde bir şey harcıyorum. Doğru diyor vallahi yazık ama vallahi. Gerçek. Sinan. Çantanı görsün ya. Sinan Dior'da harcadı. Yılmaz Nusret'te yemek ısmarladı. Ben ne harcadım? Hiçbir şey harcamadı ya. Selam arkadaşlar, Bodrum vlogunu burada bitiriyorum. Uçağa bindik şimdi, Edinburgh yolcusuyuz. O kadar böyle dolu dolu bir gün geçirdiğimi düşünüyorum. Onun için umarım böyle güzel çekecek şeyler vardır. Bayağı dolu bir gündü. Bayağı dolu bir gündü. Çekebileceğimi çekmeye çalıştım. Bakalım neler çıkacak. Eve gittiğimde editlemeye başlayacağım. Yani editlerim diye düşünüyorum. Şarjım çok az. Onun için inşallah beni 4 saat götürür o %20 şarjım. Kulağı çok ağrıyan bir insanım uçuşlarda. Onun için biraz şey. Neyse, bir sonraki videom... Important that you do wear your mask for the entire flight. That does include the boarding. It must cover both your nose and mouth. Tamam. Eve gittiğimde ne tür videolar gelir bilmiyorum ama bakacağız artık. Göreceğiz. Biz de göreceğiz. Hep beraber. Onun için görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ve bu videoyu like.